Demek artist olmak için evden gidiyorsun, öyle mi? Evet ana. Ayağıma gelen kısmeti de tepmeyeceğim. Bu benim hayatım. Sakın bana engel olmaya kalkma. Aha, kapı orada. Hadi durma. Koş yönetmenine. Hadi. Ay ben de senle geliyorum. Dur Acur. Ne? Artist olmak için biraz yaşlı ve de şişman değil misin Hayruş Hanım? Şoray. Günaydın. Hoş geldiniz. Ay vallahi. Sen nasıl oldun? Gülüm nasıl oldun? İyiyim, iyiyim çok şükür. Hamide teyze, bu ne samimiyet? Sus kızım, benim manevi oğlum. Sana Kezban yengeyi şikayete geldim Şoray oğlum. Kezban'ın hakkından ancak sen gelirsin. Şu Esence muhtarı Kezban yengeden mi bahsediyorsunuz? Tam üstüne bastın. Basmışken iyice ezle, ondan kurtulalım. Yani kusura bakmayın ama memleketi ve köyü için bu kadar canla başla çalışan, dürüst, namuslu bir muhtardan bu şekilde söz etmenizi men ederim. Boşuna dememişler zaten meyve veren ağaç taşlanır diye. Görüşürüz Ferdi, yukarıdayım. Görüşürüz, tamam. Ben kararımı verdim. Çekeceğiniz filmde oynamak istiyorum. Ne? Ya öyle mi? Peki kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ne oldu Acur? Benim yerime başkasıyla anlaşmışlar. Rejisörümüz vardı, şimdi senaristimiz de çıktı. Köy köy değil, Hollywood mübarek ya. Lan deli. Yoksa Hacı Erlol'un aşkının senaryosunu mu yazıyorsun lan? Yok yok. Ben de Safet gibi yapıyorum. Seyrettiğim filmden hikayelerini tek tek yazıyorum. Ne olacak sonra? Hani başımız sıkışınca Safet'e gidip bize uygun bir senaryo ver diye yalvarıyorduk ya. Artık ona gitmeyeceğim. Doktor Emre'yi Hacer'den uzaklaştırmak için kendi senaryomu kendim yazacağım. Avni Bey'e bakmıştım. Birazdan gelir, niye soruyorsun? Bana bir mektubum vardı da. Bekle, neredeyse gelir. Ama benim acil işlerim var, gideceğim. Veririz veririz, bırak bana, ben birinci azayım, ver. Tamam. Bana bak, kafa kağıdı bana sormayacaksın mı? Yok gerek yok, hadi iyi günler. İyi günler. Kimden gelmiş? Bilmiyorum ki, üstünde yazmıyor. Sayın Avni Bey diye gelmiş. Aç hadi. Hadi. Neymiş? Hadi. Allah! Zengin oldum. Yurt dışındaki alamdan bana miras kalmış. Yaşasın be, yaşasın. Ayrıca ben İstanbul'a Şoray'ı görmeye gitmedim. Picasso'nun sergisini gezmeye gittim. Tabii Picasso diye birini tanıyorsan. Ama biz Picasso'yu görmedik ya Hamide teyze. Yoksa Şoray'ın yanındaki kameramanın adı Picasso muydu? Ay, her şeye burnunu sokmak zorunda mısın sen? Cemile! Seni kutlarım. Kendin gibi cahil bir aileye gelin gitmişsin. Tebrik ederim salak. İlk otobüsle İstanbul'a gitsene. Paralar seni bekliyor ya. Bir pürüz var Simetri abi. Neymiş o? Halam şart koşmuş. Mirası alabilmem için evli olmam lazımmış. Sen de evlen o zaman. Allah Allah. Seninki de laf yani. Bunca parası olan birine hangi kız hayır de? Al işte. Ya her kızla da evlenilmez ki canım. Ayakkabı almıyorsun ki artık yenisini alasın. Evlilik bu. İnceleyip sık dokumak lazım. Öyle der mi? Asal da der! Senin ne işin var burada? Teessüf ederim Hacer. Demek beni doktorla aldatıyordun. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ay sen ona uyma Emre. Ben onu şimdi yollarım. Sen çekil bakayım şuradan. Çekil. Hadi. Beni hiçbir güç buradan götüremez Hacer'im. Ya buradan cesedim çıkar ya da seninle birlikte giderim. Bu yaptığın çok ayıp Ercep. Bey! Ercep Bey! Sen buraya Sülbiye ile evlenmek için geldin değil mi? Artık çok zenginim Kezban yenge. Sülbiye ile evlenirsen bir eli yağda bir eli balda olur. Anne! Kızımın seni istemediğini biliyorum. Bak Kezban yenge. Sülbiye'nin buranı sevdiğini biliyorum. Ama o Cemile ile sözlü. Evlenmeleri an meselesi.
Yani diyeceğim şu ki burandan ona artık fayda gelmez. Siz birbirinizi seviyorsunuz değil mi? Hoppala Ercep, bunu da nereden çıkardın şimdi? Hadi hadi, birbirinize aşık olduğunuzu bal gibi biliyorum. Benden saklamanıza gerek yok. Sen neler saçmalıyorsun? Hadi Ercep, çayını içtiğine göre kalk git hadi. Hadi. Tam benim kayınpederim olacak adamsın valla. Ver Salim amca elini öpeceğim. Ya ver. Dur ya, dur Allah'ını dur, dur ya, dur. Dur. Akıllı konuşuyorduk şimdi. Acaba ne kadar isterler bunlar? Gel bir soralım Salim amca. Ya alacak para olmadıktan sonra ne, niye sorayım ya? Paraya niye dert ediyorsun Salim amca? Senin kapı gibi damadın var karşında. Avni de servete konacak zamanı buldu. Tam da annenin gözüne girmek üzereydim. Anam onu kandırdığını öğrenirse gözünü oyar senin. Çok pişmanım Sülbiye. Başka çarem yoktu. Son pişmanlık fayda etmezmiş Burhan. Bak işler iyice sarpa sardı. Ne yapacağız Sülbiye? Bilmiyorum. Ama anam buluştuğumuzu duyarsa ne yapar onu çok iyi biliyorum. Ben gidiyorum. Değil mi? Ama çalışmıyor. Eğer bir çalışsın Hacer'imi bunaltıp kaçıracağım. Para pul yok. Neyine güvenerek bakkal dükkanı açmaya kalkıyorsun he? Ben Avni'ye güveniyorum. Niye? Avni senin babanın oğlu mu? Yok. Yok ama ben onun oğlu olacağım inşallah. Sermaye o koyuyor. Ben de işi kuruyorum. Olmaz öyle şey. Kimsenin parasını pulunu istemem ben. Ama sana söz, evlendikten sonra izin almadan şuradan şuraya adım atmayacağım. Ne evlenmesi ya, ne evlenmesi? Bak bakayım benim alnımda ne yazıyor. Hiçbir şey. Hiçbir şey öyle değil mi? Benim fırsatçılarla işim olmaz. Sülbiye haklıymış. Senden koca olmaz. Hadi yallah, hadi. Ama benimle evlenirse kraliçeler gibi yaşayacak. Yatlar, katlar, yatılı hizmetçiler, terciler, mücevherler. İstemez. Hadi güle güle. Hadi yallah. Ya Kezban yenge yapma bak. Sülbiye'nin geleceğini anlama lütfen ama ya. Oh. Sülbiye'nin geleceğini düşünmek sana mı kaldı lan? Sana ne lan? Bu ne lan? Miras falan kalmadı sana. Sahtekar herif. O mektubu sen yazdın. Ana. Anladın demek. Oyun da oğlum oyun. Oyun da ha. Bıkmadın mı lan oyun oynamaktan ha? Bıkmadım lan. Sülbiye ile aramıza girmekten bıkmadın mı ha? Hayatımızla oynuyorsun lan sen bizim. Sana aklın hayatlar az geldi galiba ha? He az geldi. Sülbiye ile aramıza girmekten vazgeç. Biz birbirimizi seviyoruz. Burhan. Hani senin hafızan kayıptı? Demek ikiniz de beni enayi yerine koydunuz şey, he? Kezban yenge. Bunun yüzünden. Senin yüzünden onu. Neden? Nusla uslanmayanı etmeli tektir. Tektirle uslanmayanın hakkı kötektir. Yapma Kezban yenge. Gelin buraya. Geberteceğim ben size. Julio. Oğlum bana baba diyor. Hafızan yerine mi geldi lan Burhan? Hayrola deli Kezban? Yine eline sopayı almışsın. Gaz mı kovalıyorsun he? Babasına gör onunla olsun. Siz hepiniz ailece artistsiniz. Yavaş. Ben bir kere artist değil. Curacı. Al o curayı da başında paralı. Bakarsın senin de hafızan yerine gelir. Ağzı süt kokan bebe hepimizi aptal yerine koydu. Alay etti bizle. Ama aptallık size genetik Kezban. Burhan ne yapsın değil mi? Senin aptallığına ne demeli? Hafızamı kaybettim deyip hepimize numara yaptı. Esrah mı lan? Esrah mı? Şey baba, Sübey ile evlenebilmek için böyle davrandım aslında. Kezban sen yorulmuşsundur. Ver şu sopayı hele bir ver be. Gel lan buraya gel. Baba. Gel kaçma. Gel buraya beynimi patlatacağım gel. Baba. Gel buraya. Yazıklar olsun sana. He. Keşke ben hafızamı kaybetseydim de Burhan diye bir oğlum olduğunu hatırlamasaydım. Ama baba ya. Kes konuşma. Bu deli gez bana yaranmak için beni kandırdın. Yazıklar olsun. Utanıyorum senden. Vallahi haklısın Bekir amca. Benim de böyle oğlum olsa ben de utanırdım. Dikkat. Hele sen hiç konuşma. Yalancı mirası. Şuna bak. Sahtekar. He zengin oldum diye hepimizi kandırdın. Ha beleş dürümleri yerken iyiydi ama. Kes be kes. İkiniz de birbirinizden betersiniz. Şurayı da ya. Sümüklü bir kız için değer mi o kadar numara ya? Korkuyorum be
içime giren mi? Bağırma ya. Sus lan deli. Atım da korkuyor. Korkma korkma. Doğru konuş baba. Sülbiye'ye laf söyletmem. Evet, ben de hiç söyletmem. Sana ne oluyor lan? Sana ne lan? Ne diyorsun lan sen? Sana ne oluyor oğlum? İkinize de teessüf ederim. Birinize çok üzüldüm. Birinize çok sevindim. Ruhum alt üst oldu. Resmen depresyona soktunuz beni ya. Ben oğlum hasta diye kahroldum. Ya ya. Beni oyuna getirip parmağıma yüzüğü takmayı biliyorsunuz. Beter, fena mı oldu lan? He? Tamam. Hatamı kabul ediyorum. Sizi üzmeye hakkım yoktu. Ama sen de numara yapmadın mı? Anamla bir olup fırsattan istifade beni Cemile ile evlendirmeye kalkmadınız mı? Lan oğlum o başka bu başka. Burhan haklı Bekir. Yalancılıkta oğlundan kalır yanın yok senin de. Tencere dibin kara, benimki seninkinden bile kara. Sus lan deli sus. Şimdi öncümü senden almayayım sus. Bağırma Bekir emmi ya, atım korkuyor. Diller arasında kaldık ya. Allah'ın sipsicisi. Gün olmadan adam çarpmaya kalkıyor. Siz de ona yardım ediyorsunuz ha? Yazıklar olsun hepinize. Ana beni karıştırma. Vallahi billahi benim bir suçum yok. Ben de saf saf inandım o yalancıya. Bir de acıyordum. Yazıktır diyordum. Ya zaten o da acıyıp insafa gelesin diye yaptı ana. Bana onu müdafaa etme Sülbiye. Bir çarparım cümle alem senin haline acır. Ay bu kadar bağırıp çağırmana gerek yok Kezboş ya. Ne yaptılarsa aşkları için yaptılar. Aa. Hadi bu genç kız cahil. Bu oyuna dahil oldu. Ya sen? Koskoca kadın. Niye uyandırmadın beni he? Canım kardeşim, o kadar güzel uyuyordun ki uyandırmaya kıyamadım. Bir de alay ediyorsun değil mi? Tamam, sen de sildin defterden. Aman silmezsen hatırım kalır vallahi. Niye bana sen koskoca kadın diyorsun? Ben bir genç kızım. Benim de genç kızlığıma versen ne olur sanki? Allah'ım sen bana sabır ver. Bunlara da akıl ver yarabbim. Hadi beyler üzülmüş numarası yapmayın da çay için çay. Git ya. Numara hep çıkar mı kaldı? He? Yeter artık uzatma baba ya. Ben de kendimi uyanık zannederdim. Nasıl da kandırdı beni ya? Oğlum sen her lafa balıklama atlama. Bir çakarsam görürsün ha. Yavaş çak. Kesin be. Akşama kadar sizi mi dinleyeceğiz? Dinleyeceksin işin ne? Çocuk yetiştirmesini bilmiyorlar. Sonra da kafamızı ütülüyorlar. Sen biliyor musun sanki? Hastanede yatarken az pedagoji kitabı okumadık kerata. Aman iyi o zaman. Hadi Arif'le bebeğim olunca sen bakarsın çocuğuma. Deli benim yanımda o aileden kimsenin adını anma. Selam beyler. Hoş geldin. Bir bu eksik. Nedense hiç de hoş bulmadım ama. Ne oldu ya? Karadeniz'de gemileriniz mi battı? Sormadık kafamızı dinleyelim biraz. O zaman siz bana sorun. İstanbul'da neler yaptın Saffet? Hangi yapımcıyla anlaşamadın? Nasıl posta koydun diye. Hadi. Vay be. Bilim kurgu filmlerinin unutulmaz yönetmeni Pire Saffet yapımcılara posta koymuş. Anne. Sen kimle dalga geçiyorsun lan? Sahtekar. Sana ne oluyor İnanmıyorum ya? İnanmıyorum amca. Sen beni savunuyorsun. Mecburen Saffet. Güvenecek dal olarak bir tek sen kaldın. Yokluğumda esrarengiz şeyler oldu herhalde. Tabii oğlum. Burhan yalancısının mumu söndü. He. Numaran çakıldı mı yoksa Burhan? Oğlum tutsana salak. Ana. Sen de biliyorsun yoksa. Tabii ya. Lan ne sahtekar ne düzenbaz adamlar bunlar ya. Kime çekmişler bilmiyorum ki he. Bunu bilemeyecek ne var Bay Bekir? Armut dibine düşer derler. Ah aptal Kezban. Sen de numara yapsana. Anlamamış görünsene. Numarayı sürdürebilseydi Cemile ile evlenip layığını bulacaktı. Sen bırak ne karışıyorsun ki? Öyle bir şey olsaydı beni kaybederdin ana. Sende hiç kafa yok mu Sülbiye? Tek ayak üstünde 30 tane yalan söyleyen adamdan koca mı olur he? Bu noktada sana katılabilirim Kezboş. Ne için olursa olsun yalan söyleyen adama güvenilmez. Saf mı değiştiriyorsun Teyzoş aşk olsun? Aa, olaya bu açıdan da bakmak lazım. Mesela Simoşcuğum. Bana hiç yalan söylemez. Şahsen ben de sevdiğime yalan söyleyemem. Ne diyorsun kız sen? Seni sevdiğin kimmiş he? Kim olacak ana? Erce. Zevzeklik etme. Sen de sarkıtıyorsun suratını öyle. İleride anlayacaksın beni. O sipsiciyle evlenip bedbaht olmana izin vermediğim için bana dua edeceksin. Peki Burhan'dan başkasıyla evlenirse mutlu olacak diye bir garantisi var mı ha?
Olaya bir de bu açıdan bakmak lazım. Hayrur, bir üçgenin iç açıları kaç derecedir? Ne alaka canım? Hayır, sen açıları fena taktın da ondan sor. Ben bakarım. Alo, merhaba baba. Aa, ana, babam arıyor. Hiç iyi. Annem de iyi. Ne yapacak? Sülbi ablama fırça çekiyor. Vermesem daha iyi olur baba. Çok sinirli. Hıncını senden alır valla. Tamam, söylerim. Hadi güle güle. Anne! Anne! Babam Bursa'ya sarsanim varmış. Annene söyle beni merak etmesin dedi. Aman iyi ki söyledin. Meraktan çatlayacaktım valla. Ay, sana da iyilik yaramıyor Kezboş. Adamcağız düşünceli davranıyor. Fena mı ediyor yani ha? Anneye uyup da bakkala talip olurken hiç düşünceli davranmadı ama. E yaptı bir hata. Ama o kadar bizim yanımızda bağırmayacaktın. Bak küstü gitti. Kim bilir ne zaman gelir. Heh, paşa gönlü bilir. Ben büyüyünce babam gibi olmayacağım. Höt dedim mi karım saklanacak yer arayacak. Höt! Ya ben ne dedim ya? Şimdi kaç aylıkken çıkardın? Ben ne bileyim ana ya. Peki ilkokula başladığın gün beslenme sepetine elma mı koymuştun yoksa armut mu? Ana, iyi misin sen ya? Ya Allah'ım ya Rabbi, ne edeceğiz bu kadından? Her gün biraz daha sapıtıyor, delireceğim ya. Kötü söz sahibine aittir Bekir'im. Hı. Neyse biz imtihanımıza geri dönelim. Evet Burhan. Söyle bakalım. Dünya güzelimiz Kerman Halis kaç yılında taç giymiştir? Bu sorunun ödülü kaç para Hamide? He? Niye soruyorsun, kopya mı vereceksin? He. Lan ya. Ya sen bize kafayı mı yedireceksin kadın? Kes artık, kes. Son bir soru. Benim kızlık soyadımın ilk harfi ne? Ana yeter ne olur ya. Of. Hani hafızası yerine gelmişti? Bak hala bir şey hatırlamıyor. S ile başlayan bir kız adı söyle de bak hatırlıyor mu hatırlamıyor mu? Ama sen de çok kolay soruyorsun be Bekir'im. Bunda bilemeyecek ne var? Seda Sayan, Sezen Aksu, Sanem Çelik. Oo, söyler birini. Sülbiye desem olur mu ana? Tüh, yazıklar olsun. Hatırlıyormuş bak. Benim kızlık soyadımın ilk harfini hatırlamaz. O deli Kezban'ın kızını hatırlar. Hayırsız evlat, ne olacak? Kim ola ki bu saatte? Kim olacak? Benim gündelikçi gelinimdir. Cemile senin gelinin değil ana. Bakalım duyunca ne yapacak kızcağız değil mi? Çoktan duydu ama anlamıyor bir türlü. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin, hoş geldin nöbetçi gelin. Gözün aydın Cemile. Gözün aydın. Burhan'ımın hafızası geri geldi. Ya duydum. Çok üzüldüm. Cemile, laftan anlamıyor musun sen? Benden sana hayır yok kızım. Git rahat bırak beni ya. Kabalığını mazur görüyorum Burhan. Sinirlerim bozuk herhalde. Onun için böyle davranıyorsun bana. Daha fazla kabalaşmamı istemiyorsan çek git Cemile. Düş artık yakamdan ya. Sen var ya sen. İnan bu yaptığına pişman olacaksın. Dur Cemile, gitme dur. Yaptığını beğendin mi? He. Bulaşıkları kim yıkayacak şimdi? Salak Burhan, benim başımı da yaktı ya. Doktor da benim gene. Ağzımla kuş tutsam Kezban yengeye yaranamam artık. Ben de Hacı Erim'e. Ulan sen ne diyorsun deli? Diyorum ki, Hacı Erim o doktorda ne buldu? Bilmem. Acaba boy, poz, yakışıklılık olabilir mi? O dediklerinin hepsi alasıyla var bende. O kıl kuyruktan neyim eksik benim? Eksin yok oğlum, fazlan var fazlan. Biraz daha kiloluyum ama bu gidişle inle ipliğe dönerim belki. Ulan geri zekalı, ben onu kastetmedim. Bıyıkların var senin, bıyıkların.
Modern görünmene engel oluyorlar. Öyle mi diyor? Tabii canım. Sen kendine bakmazsan Hacer sana hiç bakmaz. Her gün aynada bakıyorum kendime. Al işte ya. Bazen böyle aynaya bakıp konuşuyorum onunla. Ulan öyle değil. Bıyığını keseceksin. Saçına başına özen göstereceksin. Parfüm falan kullanacaksın. Bak bana, kıyafetlerin hepsi trend olacak. En son dediğini anlamadım ama öbürkülerini yaparsam Hacer'im o doktordan vazgeçer mi? %99 ihtimalle vazgeçmez. Ama olsun, boş ver. Olsun, %1 ihtimal bana yeter. Sana %1 çok bile lan. Dur, sesini açayım, müzik dinleyelim. Aç. Çıstak. Hay salak adam, koşsana peşinden. Boşuna hırpalama kendini Hayruş, o adam seni duymaz. Ay biliyoruz herhalde, heyecandan söylüyorum işte. Ya teyze, öbür kanalda maç var, onu açsanıza, daha heyecanlı. Bana bak, sus tokatlarım ha. Sen ders mi çalışıyorsun, televizyon mu seyrediyorsun? İkisini birden yapıyorum. Aynı yetenekli çocuk. Sümbiye, kapı çalıyor. Kız üzgün mü yoksa? Ablam burada değil anne, ben açarım. Aa, buradaymış. Ay kim acaba bu saatte? Eniştem Kezboş'un hasretine dayanamayıp gelmiş olmasın? Hayrol! Canım! Hacer abla, bak kim geldi. Aa, doktor bey oğlum, hoş geldin. Buyur geç otur. Hoş bulduk. Rahatsız etmiyorum ya. Olur mu evladım, buyur geç otur. Hacer. Ağzını kapat. Müşteriden paranız gelmiş. Ama meşguldüm, ancak getirebildim. Akşam niye zahmet ettin oğlum? Sabah ben gelir alırdım nasıl olsa. Ne zahmeti? Hem sizleri de görmüş oldum. İyi ettin. Buyurun Kezban yenge. Sağ ol oğlum. Allah bin bereket versin. Sağ ol. Otursaydın çiğdem çitlerdik. Yani çay demleyelim demek istiyor, öyle değil mi Hacer? Yani başka bir de işte bir şeyler ikram edelim. Yok, gideyim ben. Başka zaman yine gelirim. Sen bilirsin oğlum, güle güle. Ah, ben seni geçireyim. Ben ne güne duruyorum Hacer burada? İyi geceler. İyi geceler oğlum, güle güle. Güle güle. Güle güle. Ay iyi ki oturmadı ya. Bir filmi bile seyredemedik. Sen de dikilip duruyorsun televizyonun önünde kazık gibi ya. Geç şöyle, göremiyorum hacı. 5, 6, 7, 8. Afne. Perşembe. Afne. Afne diyor. Kime diyor? Ana. Ne yaptın lan deli? Nasıl olmuş? Yakışıklılığım karşısında dilin tutuldu değil mi? Ulan keşke tutulsaydı da demeseydim onları sana. Ama sen dedin bir kere. Ben de büyük sözü dinlerim Afne. Söylediklerini bir yerine getireceğim. Hacer'imin ilgisini çekeceğim. Gel bakayım lan şöyle. Ne kokuyorsun lan sen böyle? Dolapta altın damlası vardı. Döktüm üstüme başıma. Sen parfüm sürün dedin ya Afne. Kafana ne sürdün lan öyle vıcık vıcık? Zeytinyağı sürdüm Afne. Allah seni bildiği gibi yapsın lan. Yağlı güreşe mi gidiyorsun oğlum? Kısmet olsa yağlı güreşe de çıkacağım Afne. Lan jölemele bir şey sür dedik sana. Zeytinyağı banyosu yapmışsın gerizekalı. Üf. Ben kozmetik konusunda doğal ürünlerden yanayım Afne. Git lan. Ne dersin? Hacer'im beni böyle görürse beğenir mi Afne? He, Hacer seni böyle görse beğenmek ne demek? Bayılır oğlum, bayılır. Üf. Git yıkan lan, ben alaştım şimdi, vallahi bayılacağım. Git şuradan ya. Aman. Hadi bakalım. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol Kezban yenge. Sağ ol Kezban yenge. Parasını almayan kaldı mı arkadaş? Kaldı. Teşekkür ederim. Şimdi masraflar için bir kısmını ayırıyorum. Gerisini okul fonuna koyuyorum. Ne aldım, ne verdim, hepsini ben deftere yazıyorum. İsteyen istediği zaman baksın, kontrol etsin. Herkesin içine sinsin. Sonra kimse bana ters bir laf etmesin. Tamam mı arkadaşlar?
Bunu doktor bey'e gönderir misin Kezban yenge? Ne bu? Bizler için çok uğraştı. Çam sakızı çoban armağanı kabul ediversin. Sağ olun, çok sağ olun. Hepiniz çok iyisiniz. Ne oldu Hüsniye? Bizim bir uzak akraba var. İki köy ötede oturur. Güle güle otursunlar. Oğullar askerden geldi. Evlendirmek istiyorlar. Hayırlı olsun. Bana eli yüzü düzgün, helal süt emmiş, iyi bir aile kızı tanıyor mu dediler. Aklıma senin Hacer geldi. Onlar da iyi insanlardır. Oğlanın işi gücü iyi. Kasabada konfeksiyon mağazası var. Kabul edersen bu akşam görücü gelmek istiyorlar. Bilmem ki. He de be hatırım için. Senin hatırın büyük ama. Ne karıştırıyorsun? İyi hadi gelsinler bakalım. Ay çok sevinecekler. Hay Allah, bu akşam biz de komşu köye kınaya gideceğiz. Öyle mi? Yoksa ben de gelirdim. Neyse söze nişana geliriz artık hayırlısıyla. Dur bakalım. Görücüye çıktı diye hemen vermedik ki kızı. Hayırlısı Kezban yenge, hayırlısı. Bakalım Hacer ne diyecek? Lan anne, ben de sana ne diyeyim ha? Bu garibi sen bu hale getirdin değil mi ha? Vallahi bir iki küçük tavsiyede bulundum o kadar. Demek imaj maker'ı sensin. Beğenemedin mi? Ama tabii Ercep Bey de yorumunu kattı. Burnumun direği kırıldı yahu. Bu ne keskin koku, git artık. Oh. Vallahi ben artık alıştım, almıyorum kokuyu. Ercep, gel lan buraya. Ne oldu? Gel. Gel aslında gel. Güzel olmuşum değil mi Burhan? Kıpırdama. Vallahi güzel olmuş. Hadi hadi. Ne yapıyorsun be? Oğlum aynaya bakıyorum. Pırıl pırıl parlıyorsun. Nemlendirici krem sürdüm. Ellerime de yüzüme de. Aferin lan. Bakıyorsun kendine. Metroseksüel deli. Afne. Afne. Bu bana küfür mü etti? He. Yok lan. Bir laf duymuş bir yerden cümle içinde kullanıyor işte. Ne yapacaksın? Senin imaj maker'ında ben olayım mı lan Lale? Şöyle yüzüne bir iki morluk yapalım, iyi gider ha. Yavaş oğlum, yavaş. Rengi açıldıkça da tazeleriz belki. Çok komik. Onunla bir şey söyle Bekir. Vahşi Batı sanıyorlar burasını. Simetri söylesin. Ben ikisiyle de konuşmuyorum. Ya sen bırak onları Simetrik abi. Söyle bana nasıl bir kıyafet alayım? Yani ne tarz giyinim ben? Al işte. bak Ercep. Sana Ziya Paşa'nın bir beytiyle cevap vereyim. Bet asla necabet mi verir hiç üniforma? Zerdüst palan vursan eşek yine eşektir, yine eşek. Anladınız mı da gülüyoruz be? Baş tarafını anlamadım ama sonu altın semer vursan eşek yine eşektir olacak herhalde. Aynen doğru sattın. Aynı Avni gibi. Hayatımın romanını yazıyorum şeker. Zübeye, Hacer, neredesiniz kızım? Geldim ana. Efendim ana. Al kızım bunu, doktor beye götürüver. Hadi. Çalışan hanımlardan küçük bir hediye edersin. Ben götürürüm ana. Zübeye, sen de evi iyice bir toparla. Akşamı görücü gelecek. Ne? Kime? Aa, Simoş bana bir şey demedi ama sürpriz mi yapacak acaba? Hacer'e geliyor, Hacer'e. Ne? Oh, kurtuldum. Boşuna gelmesinler ana. Ben görücüye çıkmıyorum. Allah'ım yarabbim, delireceğim. İsyan bayrağını biri indiriyor, biri kaldırıyor. Ne aksın, ne söz dinlemez şeyler oldunuz siz benim başıma ya. Ya çıkmam dedim işte o kadar. Ben de çıkacaksın diyorum işte o kadar. Aa, sen de çok zorluyorsun kızları canım. İstemiyor işte, zorla mı? Aa. Ya ana, beni hiç tanımadığın biriyle nasıl evlendirirsin? Kızım, zaten her çıkan görücüyle evlenilse, oho ben 40 kere gelin olmuştum. Ana ne olur ya, söyle gelmesinler ne olur. Laf ağızdan bir kere çıkar Hacer. Buyursunlar dedim, buyuracaklar.
Allah'ım ya Rabbim. Millet evine görücü gelsin diye adaklar adar. Bizimkiler böyle zırıl zırıl ağlıyor. Vallahi doğru söylüyorsun ana. Tabii ağlar anne. Hacer ablamın sevdiği var. Ne? Coş sus. Gel buraya bakayım. Kimmiş lan? Söyle bakayım. Söyleyemem. Cemal. Söyleyemem, teyzem kızıyor. Cemal söyle dedim bak. Deli Acep diyecek canım, bilmiyor musun Allah aşkına? Öf. Pişk. Ablam doktoru seviyor. Doktor da onu. Boş boğaz. Peki sen nereden biliyorsun? He? Daha fazla bilgi almak istersen para ödeyeceksin. Sen şimdi bir kötek yersen görürsün parayı bunu. Gel buraya. Gel buraya dedim sana. Gel buraya. Cemile? Burhan? Sen miydin? Hala onu mu bekliyorsun sen? Yo. Ama sen seslenince o sandım. Hmm. İçim hop etti. Bizde de ne talih varmış be Cemile? O kadar uğraştık didindik. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Ben pes etmeyeceğim anne. Ben de. Ama bir süre ortalığın yatışmasını beklemek lazım. Bu süreyi nişanlanarak değerlendirelim mi? Hı? Yüzüklere dünyanın parasını verdim. Boşa gitmemiş olur. Hem Burhan'la Sülbiye de kıskanır. Orta yerlerinden çatır çatır çatlarlar. Ne dersin? Git işine derim Cemile. Onların umurunda bile değiliz biz. O zaman gerçekten nişanlanalım. Hı? Hem ikimiz de evde kalmaktan kurtulmuş oluruz. Kendi hesabına konuş Cemile. Daha benim yaşım ne başım ne. Hem erkekler evde kalmaz, kızlar kalır. Ne bakıyorsun öyle ya? Yüzümde bir şey mi var? Aslında var ya. Sen Burhan'dan daha yakışıklıymışsın. Bak şimdiye kadar nasıl fark etmedim ya? Ah bir de Sülbiye fark etse. Ben gidip yüzükleri geri alayım. Onları takıp el alemi kıskançlıktan çatlatalım. Ne dersin? Ha? İyi derim. Sen şimdi gel. Sakin ol. Şöyle biraz bekle, tamam. Ha. Ben şimdi geliyorum, tamam mı? Hadi. Anam bir kere olacak dedi mi olur. Mecburen çıkılacak o görücülere. Anneni anlayamıyorum. O kadar ileri görüşlü biri, açık fikirli bir kadın böyle bir şey için nasıl dayatır ya? Söz vermiş. Ya olay çok ters bir kere Hacer. Hangi devirde yaşıyoruz? Görücü usulü diye bir şey kaldı mı? Kalmasa gelirler miydi? Üzülme. Aileler kendi aralarında ne konuşurlarsa konuşsunlar. Sonunda karar yine senin. Benim fikrimi soran var mı ki kararıma uysunlar? Anam bana sormadan onları çağırdıysa bana sormadan da beni evlendirecektir. Yok yapmaz. Benim tanıdığım Kezban yenge bunu yapamaz. O senin Kezban yengen Emre. Ama benim anam. Onu benim kadar iyi tanıyamazsın. Aşk olsun sana Hayır. Biliyorsun da söylemiyorsun ha. Şu Cemal de olmasa hiçbir şeyden haberim olmayacak. Canım ortada fol yok, yumurta yok. Ne söyleyeceğim? Ha? Bizim kız kendi kendine gelin güvey oluyordur. Ben de dedim. Kızım olmaz, üzülürsün dedim. Ama durum pek öyle değil galiba. Yani doktorun da gönlü var öyle mi? Gibi gibi. Kesin bir şey söyleyemem. Yoktur be Hayrur. Koskoca doktor. Şehirli çocuk. Tutup da bizim köylü kızını alacak değil ya. Niye öyle söylüyorsun Kezboşcuğum? Tamam, Hacer'in tahsili yok. Ama güzellikte şehirli kızlara fark atar vallahi. Birinci gelir benim güzelim. Güzellikle iş bitmiyor Hayrur. Ne demişler? Davul bile dengi dengine vurur. Ama sen de denkleri denkleştirmiyorsun ki. Sülbiye ile Burhan'ın durumu ortada. Karıştırma şimdi onları. Emre ile Hacer'i konuşuyoruz değil mi burada? Emre, Hacer. Emre, Hacer. Ay vallahi kulağa hoş geliyor. Ay. Boşuna ümitlenmeyelim Hayrur. Kıza da söyle o da ümitlenmesin. Günah kıza. Olmaz bu iş, olmaz. Ay yani buna da olmaz dedin ya, pes yani. Kızım sana da damat beğendiremiyoruz. Bana bak.
Simoş'a da karşı çıkarsan karışmam ha. Hadi söylemiş olayım. Ben Emre'yi beğenmediğimden değil. Pırıl pırıl meslek sahibi efendi çocuk. Ha. Ben de olmasını isterim. Ha. Ama olmaz. Keşke olsa. Yok olmaz. Keşke olsa. Olmaz. Acarım! Acarım! Dur bekle beni! Esence'nin en güzel kızı. Nereye gidiyormuş bakayım? Cehennemin dibine. Sen de gelsene. Aman sen istersin de ben gelmez miyim Hacer? Bak bakayım bende bir değişiklik var mı? Aman ne olacak, her zamanki Ercep işte. Ben çok değiştim Hacer'im, çok. Artist gibin oldum vallahi. Hele bir lütfedip bak. Vallahi yeniden aşık olmazsan ben de Ercep değilim. Ya git başım. Bak kalbin kalbin. Aman senin bıyıklar uçmuş. Aman balon mu ki onlar uçsun Hacer'im, ben kestim ben. Sen bıyıksız erkeklerden hoşlanıyorsun diye kestim. Aman dur bakayım. Sen ağlıyor musun yoksa Hacer'im? He ağlıyorum. Yasak mı? Söyle kim ağlattı seni? Aman yoksa bıyıklarımı kestim diye mi üzüldün? Yoksa o doktor mu üzdü seni söyle. Gidip başına yıkayım o sağlık ocağını. Onunla bir ilgisi yok. Akşama bana görücü gelecek onu ağlıyorum. Aman. Ah canım benim. Demek beni bu kadar çok seviyorsun ha? Görücüye çıkacağım diye üzüntüden ağlıyorsun öyle mi? Canım benim. Hacer'im. Bak senin kalbin kalbin. Hamide teyze, Hamide teyze. Aa, hoş geldin Cemile. Niye bunları başlattın? Kaynanan seni seviyormuş. Bak ben de ütü yapıyordum. Yemek yerken söylenir olar. Ev işi yaparken değil Hamide teyze. Aman, aman her neyse. Geldin ya işte, hemen geç ütü masasının başına. Hadi ben de dizi izleyeyim. Yok artık, yemezler. Maymun gözünü açtı. Hangi maymun? Şebek mi, goril mi? Senin dimbrizden çıkma şakalarını dinlemeye gelmedim. Size verdiğim hediyeleri alıp gideceğim. Aa, hediyenin geri alındığı nerede görülmüş? Adettir. Söz ya da nişan bozulunca alınanlar karşılıklı iade edilir. O zaman önce sen benim aldıklarımı geri ver. Sen bana toplu iğne bile almadın ya. Yüzükleri, parfümleri, bu ütüyü, bu gömleği, her şeyi, eteği, her şeyi ben aldım. İstanbul'a gidiş dönüş otobüs biletlerini de, otel parası da benden çıktı. Taksim meydanında simidi sana kim ısmarladı nankör? Bir de yanına gruvyer peyniri almıştım. Lafı uzatmaya gerek yok. Hadi ver hepsini. Biz onları kullandık. Yüzüğü ver. Yeni nişanlıma takacağım. Yeni nişanlım mı? Nasıl buldun hemencecik? Avni. Burhan ben de içici körlük yaratmış. Burnumun dibindeki cevheri görememişim. Ha. Ya. Hadi hadi oyalama beni. Ver şu yüzüğü de gideyim. Veremem kızım. Ben onu bozdurup küpe alacağım. Avni ile senin nikahında o güzel kulaklarına takacağım. Ay sahi mi? Ne asil bir davranış. Şimdiden teşekkür ederim. Ver elini öpeyim Hamide teyze. Ver hudar ol. Hoşça kal. Burhan haklı valla. Bu kız yarım akıllı. Kimmiş bu görücüler, nasıl insanlarmış? Bilmiyorum Hayruş, iyi insanlarmış. Ayol kimse size görücü yollayacağım, çok kötü insanlar demezler zaten. E o da doğru tabii. Doğru tabii. Merhaba. Bak bak. Merhaba. Günaydın. Günaydın oğlum. Gelsene. Müsait misiniz? Gel gel buyur. Evet. Yok oturmayayım. İşlerim var. Gelsene. Bir şey söylemek için uğradım. Söyle bakalım. Duydum ki acele görücü gelecekmiş bu akşam. Maalesef. Tabii benim fikrimi soracak değilsiniz. Ama haddim olmayarak şunu söylemek isterim ki... İnsan tanımadığı biriyle nasıl anlaşır? Nasıl evlenir? Bu bence hiç doğru bir şey değil. Akla mantığa aykırı. Hele bu zamanda çok tuhaf. Ve ben... Evet. Söyle yavrum. Ve ben buna şiddetle karşıyım. Sizi de bu konuda daha çağdaş düşünmeye davet ediyorum. Hoşça kalın.
güle güle. Dedim, ben dedim. Bu da Hacer'i seviyor. Çocukcağız açıkça söyleyemedi, geveledi durdu. Haklısın galiba Hayruş. Hadi hayırlısı. Beni de kendine benzettin ha. Şu sinema olayını hayata geçirmek lazım Burhan. Önümüz yaz. Her akşam bir film koyduk mu paraya para demeyiz valla. İnşallah. Bir yerine iki antrakt yaptık mı büfeden de kazanırız. Allah gözünü doyursun lan. Burhan. Gündüzleri de gazino gibi kadınlar matinesi yaparız. Amcamla sen konser verirsin. Ne dersin? Amcaoğlu sen iyi misin ya? Çok para kazanmam lazım Burhan ya. Çok. Kendi filmimi kendim yapacağım. Para lazım. Nasıl bulacağım o tamam, kadar parayı? Tamam dur oğlum ya dur. Bakacağız para çaresine. Para kazanmak için neler yapabiliriz? Aklım karma karışık ya. Ne olmuş buna ya? Ercan. Oğlum niye ağlıyorsun? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Hacer ve görücü geliyormuş bu akşam. Yine mi? Ne olur bana bir akıl verin. Bu işi bozmam lazım. Kusura bakma Ercan. Kezban yengenin şimşeklerini üzerime çekemem yine. Geçenlerde ondan yediğim dayağı unutmadım daha. Ocağına düştüm Burhan. Oğlum filmci olan Saffet ben ne yapabilirim ki? Saffet, şu senin senaryoları bir karıştır. Belki bana uygun bir senaryo vardır ha. Ercan, sen de çok güzel senaryolar yazıyorsun. Avni için yazmıştın ya. Kendine de yaz bir tane. Doğru mu lan Ercan? Sen de mi senaryo yazıyorsun? Sus lan salak. Amatürce, amatürce. Şşt, elinizi ayağınızı öpeyim. Bana bir çare bulun hadi. Çare arıyorsan Doktor Emre'ye git. Olmaz. Ölürüm de gitmem. O zaman ne halin varsa gör Ercan. Biz bu işte yokuz. Yürü bu. Aman. Kalleşler. Safer. Burhan. Kime diyorum? Sizin de bana işini düşer. Görüşürüz. Lütfen bana Esra'dan bahsetme. Kapandı o konu. Benim için kapandı. Sana mı geldi? Of, Banu'yu da ta buraya gönderdi. Yok baba. Ona da söyledim. Bitirdim ben. Kesinlikle bitirdim. Çok düşündüm baba. Ya ısrar etme lütfen. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz baba. Faydası yok artık. Ne? Buraya mı geleceksin? Niye? Of baba of. Tamam. Ama şimdiden bir şey söyleyeyim mi? Benim için hiçbir şey değişmeyecek. Bir dakika dinler misin beni? Baba. Alo baba. Çıkacaksın. Ya çıkmayacağım? Çıkacaksın dedim. İnada bak ya. Aynı babası. Babama söyleyeceğim. Sen yokken hep arkandan konuştu diyeceğim. Benden de selam söyle. Sülbiye, fincanları hazırladın mı kızım? Hazırlamıştım ana ama Hacer hepsini saklamış. Dur oğlum. Sülbiye evi de toplamıştı ama Hacer Hanım hiç üşenmeden dağıttı canım. Yapma lan. Ver şunu. Ya. Şu görücüler bir gelip gitsin hele. Onu bir dağıtacağım. Kimse toparlayamayacak. İstediğini yap ana. Ben çıkıyorum. Heh şöyle laf dinle kızım. Görücüye değil dışarıya çıkıyorum. Onlar gidinceye kadar da çay bahçesinden dönmeyeceğim. Kızım. Dur oğlum yapma. Sana söz. Olmaz diyeceğim. Seni vermeyeceğim. Ama usulen ağırlayalım. Bak çağırdık bir kere. Çok ayıp olur vallahi. Yapma oğlum. Anam söz veriyor bir Hacer. Hadi üzme. Hem belki beğenmezler seni. Bana baksana sen. Beni beğenmeyecek görücün ben alnını karışlarım. Dur oğlum. Yapma seni lan. Yapma ya. Hiçbir kuvvet bu gece beni evde tutamaz. Ya. Ben gidiyorum. Dur. Ben şimdi kimi çıkaracağım görücülerin karşısına? O kadar istiyorsan kendin çık ana. Hadi bakalım. Terbiyesiz. Ne yapacağım? Çok zor durumdayım şimdi. Çok. Sülbiye. Efendim ana. Görücülere Hacer diye seni gösterelim. Ne dersin? Yok artık. Kızım olacağı yok zaten. Hadi kırma ananı.
Hacer! Beni bekle! Kızlarım bir bir evden kaçıyor anne. Dünürlere kimi göstereceksin? Aa, hiç bana bakma. Seni görünce erken giderler zaten. Aa, terbiyeni sakın, hayatta olmaz. Simoş'un kulağına giderse bozulur adamcağız. O zaten bozuk Hayruşcuğum. Tamir de mümkün değil. Hadi gel üstünü değiştir. Ay ay olmaz. Hadi, kızım. Hadi. 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 Ufuk abi, senin saatin kaç? Söylemiyorum ya. Dakika başı soruyorsun. Gına getirdin artık. Ufuk abi, saat kaç? Ya Ufuk abi, Simetrik abi kesin gelir değil mi? Gelir oğlum, nereye gidecek? Ne yapacaksın sen, niye soruyorsun sen onu? Ya bir şey danışacağız herhalde. Ya bana danış, belki faydam olur. Bakın, senin çözeceğin bir mesele değil. Konu çok hassas. Öyle olsun bakalım. İyi akşamlar Simetrik bey. Simetrik abi gelir mi? Geldi işte seninki. Hoş geldiniz Haşmet Mahap. O kim ya? Nimtaz Şahsiyet, Simetrik Hazretleri. Güzel ünvan, hoşuma gitti. Bana bak kerata. Bunu Hayruş Hanım'ın yanında da söyle, olur mu? Hı? Söylerim ama bir şartla. Neymiş o? Bana akıl vereceksin. Hangi konuda? Hacerime görücü geliyor. Buna nasıl engel olabilirim konusunda, hadi. Hmm, bir dakika, düşünmem gerekir. Ufuk, çayları tazelesene. Susun! Ya düşünen adam var burada. Ne kadar saygısızlık bu ya! Aha! Buldum! Yaşasın Ercem! Ne buldun Simetrik Hazretleri? Bak, ben zaten yarım akıllı bir adamım. Bu aklın yarısını sana versem ne kalır? Çeyrek akıl. Çeyrek akıllı bir adamı Hayruş Hanım ne yapsın? Ne yapsın Hayruş Hanım? Üzgünüm. Sana akıl veremeyeceğim Ercem. Aman! Yani Simetrik abi sağ ol. Ufuk abi sen bir şey bul. Ufuk abi bari sen bir şey bul hadi ya. Hani benim çözeceğim mesele değildi? Hadi tırnağın varsa başını kaşı. Hadi kendi işini kendin gör. Hadi. Hadi. Ya Ufuk abi saat kaç? 7:09. Aman 7:09. Beni yanlış anlama. Sormak zorundayım. Oğlum sen Hamide ne oluyor? Ya? Bana bak. Yoksa çocuk gibi bilmem ağlıyorsun he? Kaderime de gelin. Kaderime. Ağlama Hamide, ağlama. Bak ben ağlıyor muyum he? Vurdum duymaz. Kalpsiz adam. Aha, bana mı diyorsun? Benim kalbim var da beynim yok Hamide. Beynim olaydı zamanında seni almazdım ha. Almasaydın da oğlun gibi evde kalsaydın. Ne diyorsun lan? Burhan diyor, evde kaldı diyor. Cemile de uyanmış artık. Ben Burhan'ı istemiyorum. Avni'yle nişanlanacağım diyor. Anlaşıldı. Sen ev işleri sana kaldı diye ağlıyorsun. Torunsuz kalacağım diye ağlıyorum. Burhan'ım evlenmezse ben nasıl torun torba sahibi olacağım? Kısmet, Hamide kısmet. Bana ne? Ben torun istiyorum. Bebek sevmek istiyorum, el emek melemek istiyorum, öpüp koklamak istiyorum. Oldu. Başka sıkıntı? He? İstanbul'da kadınlar göğüslerinin üstünden bir torba asıp bebeklerinin içine koyup gezdiriyorlar. Adına da kanguru diyorlar. Ben de köy meydanında kanguruyla bebek gezdirmek istiyorum Bekir'e. Boşa heveslenme Hamide. Burhan evlenip çocuğu olsa bile gelin sendenle bırakır mı o çocuğu ha? Vermez mi bana? Vermez. Aklı varsa vermez. Biz de bir çocuk yapar ona vermeyiz Bekir'im. Ya havle ben Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver yarabbim ha? Gelen giden yok anne. Birazdan gelirler. Bak şu kızların bana yaptığına. Ne diyeceğim ben şimdi misafirlere? Demezler mi adama hay senin muhtarlığına diye. Madem istemiyordun niye çağırdın diye. Derler.
de ağzı boş insanlarsa namımız Yediköy'e yayılır. Başka da görücü gelmez evimize. E ne yapayım? Belki onlar gelene kadar ablamlar gelir. Dışarıda yatacak halleri yok ya. O zamana kadar nasıl oyalayacağım ben onları? Karşılarına geçip çift tezelle oynayacak halim yok ya. Merak etme, ben onlara sihirbazlık gösterisi yaparım. Bayılırlar vallahi. Geldiler. Ablamın gittiğini öğrenmişler galiba. Baksana çok fena çalıyorlar. Yürü yürü. Ercep, ne istiyorsun lan? Nerede onlar? İçerdiler mi? Hop hop, yavaş ol bakalım. Ne diyorsun lan sen? Hacarıma göz koyan görücüleri. Söyle lan bizim evimize gelen gidenden. Yakarım hepi başlarına. Hadi hadi konuşma. Veririm seni şimdi jandarmaya, görürsün gününü. Hadi. Gel buraya bakayım. Demek Hacer'i kimseye kaptırmak istemiyorsun öyle mi? İyi, gel bakayım. Hadi gel. Şuna baksana, Allah affetsin. Önce misafirlere tutacaksın evladım. Ben yabancı değilim. Anne ya. Kaynanamsa değil mi? Kısmet olursa kaydanan bu hanım olacak. Bana ben seni istiyorum. Hadi dedem. Tamam sinir yapma. Şakir darım. Şakir darım. Bu ne biçim kahve ya? Çok tuzlu oğlum. Kahveye şeker atmadın mı Hacer? Aman, Hacer'im mi geldi? Hani nerede Hacer'im? Hacer abla sensin, unuttun mu? Sahi ya, Hacer benim. Hacer benim. Benim olacak. Ana, bu kız çok yaşlı. Hem de şey. Baksana dişleri yok ya. Gelelim sebebi ziyaretine. Nerede kalmıştı? Dur, balına bakayım. Aman, ver eline, ver bakayım. Gidelim. Ya tamam, bırak. Kızım, yok istemiyorum. Kızım diye demiyorum, 10 parmağında 10 var. Annem. Hem de güzel değil mi? Aman, dur bakayım. Kocam mı aldı, verdi. Oğlum, bir şey yap. Ver bakayım. Bırak. Ne yapayım anne? Anne! kızım yaramazlık yaptığı zaman... Seni delercebe vereceğim diyor. Hemen yerine oturuyor. Değil mi kızım? Otur kızım yerine. Otur dedim sana. Ya kayınço, ben bu kadın kıyafetine sıkıldım. Ama sana çok yakıştı. Şakir canım, yakışıyor değil mi? Ya hadi ama. Beni isteyecekseniz isteyin, çok sıkıldım. Anne, ne olur gidelim. Biz müsaadenizi isteyelim. İyi akşamlar. Hadi anne. Gözünü kızımı beğenmediniz mi? Hep biraz daha düşünseydiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben biraz daha düşünüyorum. Ayol, bunlar gitmiyor, kaçıyor. Ülendeli. Ülendeli az kalsın bir çuval incili berbat edecektin. Nasıl ama? Sanat böyledir işte. Kadir'in alır, kadınlığına girerdi, ben girmez miyim? Sen doğuştan artistsin he. Doğuştan da deli. Aman! Deli. Yapma!
Ne o? Beni gördüğüne sevinmedin galiba. Ay vallahi senden korkulur Kesboş. Vallahi şeytana bile pabucunu ters giydirirsin. Ablam kim? Bana bulaşma. Ben bile 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Bir de Burhan'a numaracı dersin. Bu numara konusunda kimse eline su dökemez. Ay. Benim de numaralarım var, göstereyim mi? Ay Cemal, sen kendini bir yok etsen. Ha? Ya onu yapamıyorum. Oğlum sen okula geç kalmadın mı? He? Sülbiş, ben sabah yürüyüşüne çıkıyorum. Geliyor musun kızım? Yok teyze. Ben kadınlara yardım edeceğim. Hacer! O elindeki ne öyle? Bu. He? Bu börek. O koca tepsi böreği sen mi yiyeceksin kızım? Teyzene benzersin sonra. Bulaşma bana kızım. Aman teyze. Ana, şimdi Ercep de mutlaka peşimden gelecek ya. Ben o bakımdan yanıma fazla fazla aldım. He. Yalan söylüyor. Böreği doktor Emre abiye götürecek. Sen sus sana. Ben çocuğu kurtarayım. Doğru mu Hacer? He? Yok vallahi ana. Sen bu bicire mi inanıyorsun? Bilmem artık. Bana bak Hacer. Aklını başına topla. Doktorla adını çıkarsa bacaklarını kırarım bunu bil. Köy yerinin adınızı kötüye çıkarma. Aman ana, sen de bunları nereden duyup uyduruyorsun, çıkarıyorsun anlamıyorum. Bilmem. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İnşallah o duman da sen boğulmazsın. Ay kızın üstüne o kadar varma Kezboş. Ben namusuma söz söyletmem ayrı. Hacer'in bir şey yaptığı yok ana. Bozacının şahici şıracı. Sen kendine bak önce. Ay. Hehehlerin üstünde yine. Çatacak adam arıyor. Babamı çağıralım anne. Çocuk bu. Yeter artık baba. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Ben o defteri çoktan kapadım. Sana onunla evleneceksin dedim. Anladın mı? Evlenmeyeceğim baba. Demek babana karşı çıkıyorsun. Özür dilerim ama Esra ile bir daha beraber olacağımızı sanmıyorum. Ben onu çoktan unuttum. Aklını başına topla oğlum. Esra hem güzel hem de çok zengin bir kız. Böyle köy köy dolaşarak daha ne zamana kadar doktorluk yapacaksın? Hayatın dolaşmakla geçecek. Esra ile evlenirsen... Onunla evlenmeyeceğim dedim baba. Beni neden anlamak istemiyorsun? Zenginliği batsın. Parasından bana ne? Ben senin geleceğini düşünüyorum oğlum. Aldığın bu maaşla ömür billah iki yakan bir araya gelmez. Gel beni dinle, ara şu kızı. Özür dile. Asla. Ne olur baba, bunu benden isteme. Çünkü ben... Çünkü ne? Yoksa hayatında başka biri mi var? Evet baba. Ben başka birini seviyorum. Merhaba. Ay ben rahatsız ettim galiba. İşte bu. İşte sevdiğim kız bu. Ne? Bu mu? Ulan senden de ne kız olur ama. Şu zarafete bir bakın. İyi ki size bir şey anlattım. Yeter artık alay ettiğiniz. Aşk her şeye kadirdir. Aşkın yapamayacağı çılgınlık yoktur. Bence delidir. Ne yapsa yeridir. Ben seninle konuşmuyorum Saptı. Bana bir senaryo verseydi bütün bunlar olmayacaktı. Ama olsun. Hacer'im için her şeyi yaparım. Ah Hacer'im. Size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Herkes toplumsal cinnet geçiriyor. Deli Ercep karıgırına giriyor. Salağın biri bana yüklü bir miras kaldığı yalanını uyduruyor. Ayıp oluyor ama ha Bekir amca. Bana laf atacağına numaracı olduğundan bahsetsene. Al birini vur ötekine. Allah'ım yarabbim, ben de cinnet geçirmeden gitsem ey olur. Akne. Ne? Sen aşk için kadın kılığına girer misin? Git lan şuradan deli. Ben sen miyim? Demek ki seninki gerçek bir aşk değil. Bak. Bak. Hacer'imin kalbi. Ben Hacer'imin için kadın kılığına da girerim. Erkek kılığına da.
Lan git lan şuradan. Deli, sen zaten erkeksin. Ama gerçekten de ben erkekim. Şakirdar. Bir şey değil canım. Bak kalpi. Kala kala bu köylü kızına mı kaldın? Ben yaşadığım sürece bu köylü parçasıyla evlenemezsin. Baba lütfen. Sana ne oldu böyle anlayamadım. Koskoca bir doktor tezek kokan bir kıza aşık oluyor. Olacak şey değil. Hacer'i yakından tanısaydım böyle konuşamazdım baba. O da ailesi de harika insanlar. Ve bana o kadar iyi davranıyorlar ki. Tabii iyi davranacak. Bulmuşlar böyle altın yumurtlayan bir tavuk, kaçırırlar mı? Bana bak Emre, aklını başına topla. Böyle bir köylü kızını bizim aileye sokamazsın. Köylüleri neden küçümsediğini anlamıyorum baba. Unutma, dedem de bir köylü değil miydi? Orayı karıştırma şimdi. Sana bu kızı unutacaksın dedim o kadar. Bu benim hayatım baba. Ve müsaade et de hayatımla ilgili kararları ben vereyim. Bu kızla evlenirsen seni evlatlıktan reddederim bilmiş ol. Baba. Baba nereye gidiyorsun? Sevdim seni bir kere. Başkasını sevemem. Ay teyze uç, bu da çok güzel oldu. Vallahi teyze uç, hepimizde sanatçı var. Ay. 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 Babacığım. Ne oldu? Ne oldu? Çok heyecanlıyım. Ne oluyor ayol? Hacı Hoşan'ım, sen tarlaya gitmedin mi? Ay bırak teyze şimdi tarlayı. Benim size çok güzel haberlerim var. Ay insanı çatlatma da söyle. He. Teyze Hoş. Ha, evet. Abla. Emre beni seviyor. Emre beni seviyor. Kız bir dakika ya. Kızım senin başına güneş mi geçti? Nereden öldürdün sen bunları? Yok vallahi kulaklarımla duydum. Ay otur da anlat, otur da anlat. Oturayım. Sakin ol. Sakin ol. Ha, yavaş yavaş. Ben Emre'ye börekleri götürmek için sağlık ocağına gittim. Kapıdan girdiğimde Emre babasıyla konuşuyordu. İşte sevdiğim kız bu dedi babasına. Ay o kadar heyecanlandım ki. Çok sevindim ay. Ay vallahi. Ben anlamıştım. Vallahi de billahi de anlamıştım. Sana bakışlarından bu adamın sana aşık olduğunu anlamıştım şekerim. O kadar mutluyum ki. Ay böyle kanat takıp uçasım geliyor. Ah canım benim. Bim bam bom. Çok şükür dostlar. Benim de artık bir sevgilim var. Hırsından çatlasın düşmanlar. Benim de artık bir sevgilim var. Çok şükür dostlar. Benim de artık bir sevgilim var. Ay. Doktor Emre yuva yapmış sağlık ocağına. Aman. Delikanlı aman. Bakar mısınız? Ercebin Hacer'ini kapmış gördün mü? Bana mı dedin? Evet evet size dedim. Bize mi? Ama biz tekiz. Ben Doktor Emre'nin babasıyım. Aman Doktor Emre'nin mi? Evet. Hiç memnun olmadım. Efendim? Oğlum çok kötü biri. Benle Hacer'imin arasına girdi. Benden sevgilimi çaldı. Bak, onun kalbi. Onun babası olduğuna göre sen de benim düşmanım sayılırsın. Kusura bakmayın, düşmanımla konuşmuyor. Şakir dağırım. Ercebin Hacer'ini kapmış. Anlayacağın ateş bacayı sardı Burhan. Vay be, desene suyun durgun olanından, adamın yere bakanından korkacaksın. Emre'den bunu beklemezdim. Peki annen ne diyor bu işe? Anladığım kadarıyla bu ilişkiye sıcak bakıyor. Tabii. Kızını doktora verecek. Benim gibi çulsuza kız verecek değil ya. Aşk olsun Burhan. Lafı nereden nereye getirdin? Burada söz konusu olan Hacer'in mutluluğu. Peki bizim mutluluğumuz ne olacak? Diplomam yok diye hep böyle sürünecek miyiz? Sen de doktorsun Burhan. Hem de kalbimin doktoru. Bunu bir daha anana söylesene. O zor işte. Bunu Kezban yengeden hiç beklemezdim. Resmen çifte standart uyguluyor. Anam hakkında böyle konuşma Burhan. Yalan mı? Hani insanlar arasında ayrım yapmazdı? Hani etikete kariyere önem vermezdi? Ama Emre doktor olunca akan sular duruyor. Yazıklar olsun. Sen bunları bana söyleyeceğine gidip anama söylesene. Tabii ona gidecek cesaretin varsa. Tamam, gidiyorum konuşmaya. Sana söylediklerimin aynısını bir yüzüne vuracağım. Görürsün. Dur. Burhan!
Bakar mısınız? Buyurun. Buranın yabancısınız galiba. Evet, Doktor Emre'nin babasıyım ben. Oo, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. 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 Çok memnun oldum. Emre'yi oğlum gibi severim. Çok efendi bir çocuk. Çok teşekkür ederim. Hayrola? Sağlık ocağına giden yolu bana mı soracaksın? Yok, ben Hacer adında bir kızı arıyorum da. Hacer mi? Bizim Kezban yengenin kızı Hacer mi? O galiba. Tanıyor musunuz? O deli muhtarın kızını kim tanımaz ki? Deli mi? Deli hem de zır deli. Allah var. Kızları Hacer'le sürmeye pırlanta gibi kızlar. Emme analar olacak o kadın. Şu Kezban dediğiniz hanımı nerede bulabilirim? Hanım mı? Hiç güleceğim yoktu. O deliye hanımlık pek yakışmaz da. Çok şakacısınız. İsterseniz götüreyim sizi ona. Ha, iyi olur, iyi olur. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Vallahi seni özledim desem yalan olur mercimek Salim. Ben kafamı dinliyorum. Sen istediğin kadar kal Bursa'da. Hatta yerleş. Şaka diyorum lan şaka. Seni kızdırma koşuma gidiyor. Tamam tamam. Sen de selam söyle. Hadi güle güle. Güle güle. Bunu senden hiç beklemezdim Kezban yenge. Bugün benim kabul günüm galiba. Ne kadar arızalı cüracı varsa hepsi bana geliyor. Ne istiyorsun? Yoksa yine hafızanı mı kaybettin ha? Doktor olsaydın bana Sülbiye'yi verirdin değil mi? Nereden çıktı şimdi bu? Kendine sor. Çıkar şu baklayı ağzından Murat. Yoksa hem baklayı hem dilini ağzından ben çıkarmasını bilirim. Hacer'i Doktor Emre'ye veriyor musun? Sana ne? Kız benim değil mi? İstediğim kişiye veririm. Tasası sana mı düştü? Doktor olmadığım için bana Sülbiye'yi vermiyorsun değil mi? Bana bak cüracın ne oldu. Çek git buradan. Yoksa seni eşek sudan gelinceye kadar döverim ha. Hani insanlar arasında ayrım yapmıyordun? Seni dilini mi susadın he? Çek git buradan hadi. Yürü. Hadi. Allah Allah. Aha işte aradığın kızı deli anası. Aha da bu. He? Yine oğlumu canına okuyor. Burhan. Bana bak cüracın. Şu oğluna sahip çık. Yoksa çok fena olacak ha. Sen gelsene buraya Burhan. Sen dua et, burada çok değerli bir misafirimiz var. Doktor Emre'nin babası. Yoksa ben sana ne yapacağımı biliyordum ha. Doktor Emre'nin babası mısınız? Hoş geldiniz, ben Kezban Pekmezci. Pek hoş gelmedim Kezban Hanım. Hacer sizin kızınız mı? Evet, bir şey mi oldu? Kızınıza söyleyin, oğlum Emre'den uzak dursun. Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Kezban Hanım. Oğlum Emre'nin bir köylü kızıyla evleneceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz.
Bırakın sizi kılıyandırın.